Bugün burada Elazığ Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütüne bu katılım bize güç verdi, destek verdi. Sizlerin de şunu bilmesini isterim. Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ'da herkesin inançlarına, değerlerine, sorunlarını önemseyen bir parti. Bu anlamda önümüzdeki dönemde gerçekten bu şehirde yapabileceğimiz, yapmamız gereken çok işimiz var. Burada fakir fukaranın sesi olacağız, kimsesizlerin kimsesi olacağız, mağdurların sahibi olacağız. Bu şehirde yaşanan sorunların çözümüyle ilgili hiç kimsenin siyasi düşüncesine bakmadan, böyle bir ayrım yapmadan, toplumda birleştirici, bütünleştirici, herkesin bu ülkenin yurttaşının olma ayrıcalığıyla herkese sahip çıkacağız. Bu şehirde fakirlik, fukaralık, yoksulluk, yokluk almış yürümüş. AK Parti'de, iktidar partisinde bir saadet zinciri oluşmuş. Bu saadet zinciri kendisine yakın insanların, siyasetçilerin sorunlarını çözerken ama kendisine oy veren insanları da mağdur etmiş. Bir saadet zinciri oluşmuş. O saadet zinciri içerisinde yer alan aktif siyasetçiler kendi sorunlarını çözmüş. Ama onlara inanarak, güvenerek oy veren insanlar da her zaman mağdur edilmiş. Bizim iktidarımızda böyle bir şey olmayacak. Bizim iktidarımızda bütün yurttaşlarımızın yurttaşlık hakları korunacak. Herkese adil ve eşit davranacağız. Bu şehrin ekonomisinin canlanması için, bu şehirde gençlerin umutsuzluğa kapılmaması için, kadınlarımızın, annelerimizin çocuklarına baktığı zaman umutsuzluğa kapılmaması için, üniversite öğrencilerimizin gelecekle ilgili kaygı yaşamaması için, annelerin, babaların, çocuklarının geleceğiyle ilgili herhangi bir umutsuzluğa ve olumsuzluğa sürüklenmeden, onlarla ilgili acaba çocuğumun geleceği ne olacak kaygısı yaşamadan güzel bir Elazığ ve güzel bir Türkiye kuracağız. Bizim tabii Elazığ milletvekili olarak ben seçildiğim günden bugüne kadar kendimi hiçbir zaman bana oy verenleri milletvekili olarak görmedim. Öyle de değerlendirmedim. Ben Elazığ'dan seçildim. Bana oy veren vermeyen herkesin milletvekili olarak bu kentte yapmam gereken bu kentin sorunları ile ilgili, yurttaşlarımızın, vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin talebiyle ilgili elimden geldiği kadar, gücüm yettiği kadar mücadele ettim. Televizyonlarda gündeme getirdim, mecliste gündeme getirdim. Bu şehrin değerlerine sahip çıkmanın mücadelesini verdim. Elazığ'ın gururusunuz. Sağ olasınız, teşekkür ederim. Sağ olun. İnşallah, inşallah önümüzdeki dönem yalnızca milletvekili olarak değil, bu şehre her 15 günde bir, her ay bir bakanı getirerek bu kentin sorunlarının çözümüyle ilgili artık günde seslendiren, mecliste konuşan değil, buraya geldiğimiz zaman biz sorunların çözümüyle ilgili teşekkürlerle sokaklarda ya teşekkür ederiz Elazığ'ın şu sorunlarını çözdün dedirtecek bir hale getireceğiz. Ve Elazığ şanslı bir şehir. Elazığ'ın şanslı olmasının yani önümüzdeki süreçle ilgili şanslı bir şehir. Elazığ niye şanslı? Elazığ'ın ekmeğini yemiş, suyunu içmiş, Elazığ'a karşı vefa duygusu olan partimizin genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olacak. Bu bölgeden, bu ilden bir cumhurbaşkanının seçilmesi demek, bu şehrin kalkınması demek, bu şehrin sorunlarının çözülmesi demek, bu şehrin artık sahipsiz olmadığının göstergesi demek. Bunu biz geçmişte bu bölgede yaşadık mı? Yaşadık. Turgut Özal'ın cumhurbaşkanlığından Malatya'nın nelere sahip olduğunu, hangi noktaya geldiğini hepimiz gördük. Şimdi sıra bizde. Elazığ'ı bu bölgede parlayan yıldız haline getireceğiz. Eskilerimiz bilirler, eskiden Elazığ denildiğinde bölgenin Paris'i diye adlandırılırdı. Bölgenin Paris'i yapacağız. Ve ayrıca bu kabinede, yani kurulacak kabinede mutlaka ve mutlaka Elazığlı bakan olacak. Biz de devletin içinde farklı görevler alacağız. Farklı ünvanlarımız, sıfatlarımız olacak. Bu şehirde kimsesizlerin kimsesi olarak fakire, fukaraya, garibana sahip çıkacağız. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu şehri bu bölgede eskiden olduğu gibi doğunun Paris'i yaparak size hizmet etmeye devam edeceğiz. Bize yine güvendiğiniz için, inandığınız için ben hepinize can gönülden teşekkür ederim. Bize inancınızdan ve güveninizden asla bir şeyiniz, kuşkunuz, endişeniz olmasın. Sağ olasınız anacığım. Çünkü ben sizin... Sağ olasınız. Ben sizin bize olan güveninizi asla suistimal etmeden elimden geldiği kadar mecliste de kabinede de Elazığ'ın sorunlarını çözdükten sonra bundan sonra anlatmaya başlayacağım. Eskiden Elazığ'ın sorunlarına sahip çıkıp gündeme getiriyordum. Şimdi kalkıp diyeceğim ki Elazığ'da işsizlik vardı. Biz geldiğimizde Elazığ'daki işsizlik oranı buydu. Şimdi buna düştü. Elazığ'ın sulama projesi 20 yıl boyunca çözülmemişti. Biz geldik Elazığ'ın sulama projesi sorunu çözdük. Pertek Köprüsü 20 yıldır yapılmamıştı. Biz geldik Pertek Köprüsü'nü yaptık. Elazığ'da kamu yatırımlarında şurada şu eksiklikler vardı. Biz geldik giderdik. Elazığ Palu Devlet Hastanesi yapılmadı. Biz geldik yaptık. Yani bunun gibi
birçok sorunun artık çözümünü anlatacağız. Elazığ'da gençlerimize sahip çıkacağız. Annelerimizi umutsuzluğa yönlendirmeyeceğiz. Her anne evine girdiğinde benim çocuğumun hali ne olacak diye düşünmeyecek. Gençlere sahip çıkacağız. İş, aş yaratacağız. Onlara güvence olacağız. Bize güvenin. Hiç merak etmeyin. Sizinle birlikte Elazığ'da yeni bir dönemi başlatacağız. Ve bu yeni dönemi başlatırken de bu yola hep birlikte yürüyeceğiz. Ben desteğinize, katkınıza, güveninize teşekkür ederim. Ramazanınızın da hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu Ramazan, mübarek Ramazan gününün şehrimize, ülkemize ve insanlara hayırlar getirmesini diliyorum. Hepinize en içten dileklerimle saygılarımı sunuyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Sağ olun. Sağ olun.